Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. El faslu thamin, yani 8. fasıl şifa kitabından Kazi İyaz'ın şifa kitaplarından 8. fasıl yani kemiz. Allah subhanahu ve ta'ala'nın bendelerige Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge salavat aytışı, o kişini dost tutuşu, o kişi sebeplik azabını kurtarışı hakkında haber bergeni doğrusudur. Bu fasıl Allah Teala'nın haber bergeni doğrusudur. Ben deler gene ne diye haber bergen? Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın Allah'ın dostu iken o kişiye Allah salavat etişi ve o kişi tüfeili azablarını Allah'a def kılışı doğrusudur. Birinci ayet: "O men kana Allahu li yuazibahum ve ente fihim." Bu ayet-i kerime Nazr ibn Haris misalı da müşriklerine aitken gepleri ortadan aitilgen. Allahümme inkâne hâzâ huvel haqqa min indik. Ey Allah, eğer bana şu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özünün huzurundan gelgen hak şu olsa eğer, fe emtir aleyna hicâraten minessemâ, başımızda asmandan taş yağdır var. Ev i'tina bi'azâbin elîm, ya ki ağırlıklı katlı azap keltir bizge merhamet. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o şey iman keltirmesiyle alemli azap boladı silahı diyorlar mı? Ey Allah hakikaten şu peygamberin bozsa keltir o şeyini deyip şakkaklı kılıp azabını soruş geçe barışken. Eğer şu hak bozsa hakikat diyen gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hak bozsalar bize azapla gündi. Ki Allah Teala şunu kasna etken ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ Orası da sütürler kendisi bulanı Allah azaplamaydı dedi. Müslüman olmaz, müşrikler diyem. Madem ki siz onların içindeyken siz Allah onlarını azaplamaydı. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerafetleri, berekatleri, hatta şu Mekke ahlige hem azap kemedi o kişi barakenler. وَمَا كُنْتَ بِمَكَّةِ Madem ki Mekke'deyken siz. Kaçan ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkanlardan keyin o yerde kimlerdir kaldı? Mumullerden. O şey mumullerinin hakkıya keyin ayetinin ikinci kısmı tatbik buladı. İkinci kısmı ne? وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ İstiğfar ayeti duruşarken Allah onlarını azablamıyor. Bu umumi kaydı. Umumi kaydı. Bendeler Allah'dan keçirim sorup duruşsa Allah azablamıyor. Allah Ta'ala aldığı kavimlerinin halaketini hikaye kıyandı. Şunu düşünesiz ki tecavüz, hadden tecavüz kıyan payetleri de halak kıyan. Onun geçe koyu bere. Bendelerine her bir azabıge, her bir hatasıge azabıge tutsa hiç kim kalmaydı. Her bir hatası için bendelerine eğer azabıge cevapgarlıkı tartıya duyan olsa tizgadan kalmaydı, tizgizat kalmaydı. Lekin Allah Ta'ala uzun sünneti koyu bere de, keçirip türe de, muhlet bere de. Lekin hadden tecavüz kıyan cahı da ki halaket bere. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Yani Allah subhanehu ve ta'ala madem onlar istiğfar Allah'dan keçirim sorup durarkenler Allah ta'ala onların azablamaydı. Bu indi cemiyet miqyası diyem şu, ümmet miqyası diyem şu, şahs miqyası hem şunu alas. Çünkü indik مَدُمْ تَف۪يهِمْدِ bazı ulemalar hal o hem kesik edik bu kitapta madem siz onların içindeyken siz onların azablamaydı den bazı ulamalar, arifler şimdi nükte aladı ki, nükte elbette bu, işare aladı ki onların içindeyken sizden murat aralarda yaşayıp dururken siz öz ayette zahiri tefsire ikinci işaresi şu ki onların kalbideyken siz kimin ki kalbide Resulullah olsa, o kişinin muhabbeti olsa o şey azaplanmayın deyip etkenler. Yine başka ayette لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا تَزَيَّلُوا تَمَيَّزُوا diyen لَوْ تَمَيَّزُوا yani acelergenlerden, kafirler, Müslümanlardan acelep türgenleri de kafir bugünlerine, onların arasından kakset, kakşet kıç yani ki o şu ağırlıklı azabla azablayan bunlar diye. Pestek ile daha şunu nasıl izahı hazır. Kengi ayet وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُهُمْ bu işe Mekke-i Mükerreme'ye sahabe-i kiramlarla barıp Hudeybiye'de kirmesine kaydederler. Umumel Mekke-i Mükerreme'ye Resulullah hücum kuma geldiler. Aleyhissalatu vesselam. Fakat Mekke fethede
fath uchun bostirib kirganlar, hech qanaqa qon to'kilmagan. Ama Hudabiyada borganlarida kiramiz deyishganda kirgizishmagan, qaytib keldilar. Alloh taolo o'sha musulmonlarning Makka mukarramaga bostirib kirmaganlari, yoki ular bilan Makka ahli bilan urush bo'lmaganini hikmatini aytadi. Aytadiki, "Walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum." Sizlar bilmagan mu'min mu'minalar, mu'min erkak va mu'mina ayollar bo'lmaganda, "Anta ta'uhum fa tusibakum minhum ma'arra." Ularni sizlar ularga sizlar hujum qilib qo'yardinglar bilmasdan. Natijada sizlarga ma'arra, ya'ni ayb, gunoh bo'lar edi. Ya'ni nima demoqchi Alloh taolo? Makka sizlar Makka ahlini hammasini mushrik deb o'ylab kelgandinglar. Lekin oralarda mu'minlar bor, mu'minalar bor. Agar o'sha vaqtda urush bo'lganda qarshi tomoningizlarda mushriklarning qo'shni orasida yoki mushriklarning qavmlari orasida mu'min mu'minalar bo'lar edi. Ichida iymon keltirgan, lekin Makka mushriklarini, zodagonlarini tahdididan qo'rqib yashirib yurganlar bor iymonni. Ularga ham sizlar talofat berib qo'yishingiz mumkin edi. Bilmasdan o'ldirib qo'yishingiz mumkin edi. Bilmasdan masalan mu'mina ayolni asira olishingiz mumkin bo'lib qolar edi. Alloh o'shandan to'sdi sizlarni. Shundan saqlab qoldi deydi. Liyudkhilallohu fi rahmatihi, Alloh o'zining rahmatiga xohlagan kishisini kirgizish uchun shunday qildi. Qachonki mu'minlar hijrat qilgan paytlarda va malahum alla yu'azibahumulloh. Bu oyatni keltirishdan murod nima? Tepadagi walaula rijalunni keltirishdan murod, ya'ni Alloh subhanahu va taolo mu'minlar bo'lgani uchun u yerda urushni to'sib qoldi. Mu'minlarni saqlash uchun qut shunga o'xshagan bo'lganida Rasul akram alayhisolatu vasallamni borliklari hatto mushriklarni ham talofatdan asrab qolgan edi. Mu'minlarni hujumidan mu'minlarni saqlab qoldi Alloh taolo. Orada mushriklar bo'lsa ham. Natijada shu mu'minlarni barakotida mushriklar ham talofat ko'rmadi Makkadagi. Xuddi shunga o'xshagan bo'ldi. Shu oyatga o'xshaydi yuqoridagi oyatki, Rasululloh bor ekanlar Alloh azobi kelmaydi. Bu yerda bandalarni azobidan saqlab qoldi mushriklarni. Mu'min bandalar tufayli. Rasululloh tufayli Allohning azobidan saqlab qoldi hammasini. Demoqchi bo'lyapti. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning Makka mushriklarini azoblamay qolishiga, azoblamasligiga sabab Rasulullohning borliklari bo'lgan bo'lsa, bu tushunga o'xshaydiki, mu'minlarning borligi mu'minlarning hujumidan saqlaganga o'xshaydi. Alloh taolo Fath surasida aytgani shu, demoqchi. Shunga o'xshagan bo'ldi demoqchi. Qachonki Alloh taolo Rasul akram alayhi salatu vasallam va mu'minlar hijrat qilganlaridan keyin va malahum alla yu'azibahumulloh, nimaga Alloh ularni azoblamasinki, ular Allohning yo'lidan to'sayotgan bo'lsa, Masjidi Haromdan to'sayotgan bo'lsa deb aytdi. Aslida azobga ular haqli. Lekin Alloh taolo o'sha sabablar tufayli ularni azobdan saqlab turibdi. Yo sizni Rasulullohning borliklari tufayli yoki mu'minlarni orada bo'lganlari tufayli. Mana bu Rasul akram alayhisolatu vasallamning Allohning huzuridagi martabalarini ochiq bayon qiluvchi, eng ochiq bayon qiluvchi oyatlardandir. Qachonki Rasul akram alayhissalotu vasallam Makkadan ketganlaridan keyin, Makkada shu ocharchilik bo'lgan, qahatchilik bo'lgan keyin bo'lgan. Madom Rasululloh bor ekanlar, u yerga qiyinchilik kelmagan. Va daraa bihi, daraa degan dafa'a degan. Daraa bihi al-azab, Makka ahlidan Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'sha yerda bo'lib turganlari tufayli azobni daf qildi. Keyin u kishidan keyin ularni orasida Rasulullohning sahobalari qolganligi tufayli Makka mushriklaridan azobni va shu musulmonlarni hujumlarini daf qilib turdi. Qachonki Makka ulardan xoli bo'lgandan keyin mu'minlarni ularni tepasiga hukmron qilish bilan, ularni ustiga mu'minlarni g'alaba g'olib qilish bilan, qilichlarini ularni tepasiga hukmron qilish bilan ularning yerlarini va diyorlarini-yu mollarini ularga meros qilib berish bilan musulmonlarga keyin ularni azobga tutdi deydilar. Oyatda boshqa tabir ham bor deb qo'ya, boshqa tafsir ham bor deydi. Keyingi rivoyatda aytadilarki, Abu Musa roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, Alloh taolo mening ummatimga ikkita omonlikni tushirdi. Bu ikkita omonlik qaysi? Birinchisi mening borligim, yuqoridagi oyat.
İkincisi istiğfar. Kaçan ki men ötsem ularga istiğfarını taşlap ketemem. Men barakem men azap kemeyd. Ümmetimge. Men keterken men azaptan sakla uçu yana ikinci sebep istiğfar bolad. Ularga istiğfarını kaldırıp ketemem dedi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Hem şu kabildedir. Yani sizin alemlerde rahmet kılıp yine yubardık degen ayeti kerimedeki rahmet bugünlerinin suretlerinden biri şu. Uzat tüfeylik hatta müşriklerge azap kemiği kalışı, dünyanın azabı ham kemiği türüşü, Resulullah'ın rahmet bugünlerinin nişanlarında. Yine başka bir hadislerde, min ashablarımge amanlik durmen dediler. Nimeden amanlik dese, bazı ulamalar bid'atten amanlik, bazıları ihtilaftan amanlik, fitneden amanlik deyip yetişken. Hemesinden amanlik. Allah'ın azabından amanlik, Resulullah'ın varlıkları ve o kişinin mevcut buluşları ihtilaflardan. Neme ihtilaf çıksa, neme kelişme uçuruyor çıksa bitti söz buna halkı gelir. Hiç kim o kişinin sözden ki ihtilaf kıyamaz. Sahabe-i kiramlar o için bitti yürek, bitti kalp, bitti ruh bulup hizmet kıyamlar, yaşa gelirler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bereketlerdi. Şunindek Resulullah'ın varlıkları o da aslı kalplerine nur bugün. Enes ibn-i Malik etkenler raziyallahu anhu Resulullah'ın tıprağı asliye koyduğu kolumuzdan hala tıprağını çengi ketmezden kalbimizi tanımaya kaldı dediler. Enkerne kulubene özümüzü kalbimizi özümüz tanımaya kaldı. Yani o şu kalbimizdeki türgen hani münevverlik kalbimizdeki ruhumuzdaki ruhaniyet ketip kaldı Resulullah keçiler. Kagen o. Peki o siz bilen bizi ketekemez olan halet. Belen cüdeyim. Peki Resulullah bar halet digimez. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın barlikleri şu kadar rahmet buluyor. Yani Ankara'nın kulu kalbimizi tanımaya kaldı diyor. Yani kalbimiz özgürlük kaldı diyor. Yani. Aldığı halet demez. O köp sıfatı görünmedi o. Köp nerse de görünmedi. Yine bazılar ayetlediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem yaşayıp durarkenler en katta amanlık o kişidir. Ümmetinin içinde, insaniyet içinde yaşarkenler en katta amanlık o kişi. O sünnetleri aramızda yaşarken o kişi aramızdalar. Eğer sünnetleri eğer ölse, hayattan, tatbikten geçse eğer ana indi fitne bu balanı kurtuluyor. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın şahslarının, zatlarının varlığı amanlık. Ha? İkinci tefsir. Resulullah'ın özleri yoklar. Ama sünnetleri bulsa hem özleri vardık. O hem amanlık. Resulullah'ın sünnetleri hem amanlık. Ne fakat zatları, şahsları aramızda yaşayıp dursa amanlık. Özleri yaşayıp dursa arabette amanlık. Bu gap yokunda. Lekin özleri ketkenden keyin hem amanlık kaladı mı? Ha, madami ki sünnetleri yaşasa. Madam sünnetleri yaşasa, kaysi bir millette, kaysi bir halkta sünnetleri yaşasa, oşa halk amanda boladı. Dünyanın azabıdan hem Allah'ın ahiretteki azabıdan hem. Şimdi sünnet degende şu yerde daim biz kayıtıp takipleyemiz. Sünnetinin hemen cebhedegisini aytemiz. Şekildeki suretteki sünnetmez fakat. Yok ki zahiri amellerdeki sünnetmez. Belki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ahlaklarıdaki sünnet. Kalpdeki sünnetleri. Haldeki sünnetleri hem tatbik buluş gerek. Zahiri batındaki sünnetleri. Ana şunda amallik böyle. O şunda insaniyet eğer şu sünnetini tutsa dünyanın öz cennet buladı öz. Ahireti küçmeyi durup. Dünyanın öz cennet gelene. Allah Teala ayetledi başka ayeti kerimede. Yani bu babını, fesilini, mevzusunu neydi? Resulullah tüfeylik azabını def kılışı, Resulullah'ın Allah dost tutuşu, o kişiye salavat ayetişini adamlarına bildiriş hakkı deydi. Şimdi o şey yukarıda ötken ayetini yine tekrarlayabilirler. Allah Subhanehu ve Teala ve Feristeler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemge salavat ayetediler. Ey iman keltirgenler sizler hem onge salavat ayetin ve salam yollayın. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin fazillerini ebene izhar kıldı. E? Nime bilen o kişiye ozu salavat ayetişi bilen ve periştelerinin o kişiye salavat ayetişi bilen ve bendelerinin o kişiye salavat ve salam yollayışı buyuruş bilen. Falancıya salavat ayetin, pistancıya dua kılın deyip ayetken mi Allah Resulullah'dan başka bir kişinin hakkı da yok.
Resulullah'dan başka birer kişi hakkında bu buyruk yok. Şunu özü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın makamları çeksizliğinde. Başka birer bir zatke şu buyruğunu Allah Teala bendelerine buyurgen yok ki palancıya salavat edin de. Palancının hakkıya dua kılın. Birer kişiye etkeni yok. Fakat Resulullah'a geldi için. Resulullah'ın şanları da etti halas. Bu Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın Allah Teala'nın huzurunda yegane ikenin delalet. İkinci hiç kimde bunaka makam yok. Salavat sözü özü asli ilgeriye ayet ettik. Asli özel lügatte özelge kep çıkışı tasliyetu sallaytu lahme degen sözden kep çıkan. Şevaytu degen. Yani göğsünü pişirdim deyin. Nümayda salat sözünün asli negizini kalesiyiz. Göğsünü pişirdim ama için şuna kadar değil. O İçi yumuşaşından kep çıkadı. Bir narsanın içi yumuşap, göğsünü hilhille pişişi var ya içi yumuşaş. Şunu ayetledi. Hocam için otta içi pişişi noktaya nazardan ayetledi. Şu noktaya nazardan kep çıkıp bir kişinin şanı da, ya bir narsa da geniş beten, içinizde ezgulik payda olsa, yaşlık payda olsa, içiniz şunge yumuşap erirse, onge yaş söz ayetlesiz. Onun şanıdır. Şundan yaxşı söz ayeti salavat deyiş götürülüyor. Yaxşı tilek bildiriş salavat deyiş götürülüyor. O şundan. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın haklarına salavat ayetilişi şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nisbeten kalbinin erişi, o kişiye nisbeten kişinin kalbinde muhabbet payda buluşu ve şunu artıdan o kişiye yaxşılık isteşi, yaxşılık tileşi, tilek bildirişi manasından kep çıkıp salavat deyip namlengen biz Allahümme salli ala diyenlerse duaymış. Umumun dua salavat değil. Ve salli aleyhim diye ayette hakkıya dua kıl diyen. Dua kılış ne? Yaşitilek bildiriş. Yaşitilek bildiriş kaydeden çıkardı, insanın içinden çıkardı. Onge yaşitlik isteşiz. Lugattaki asli kep çıkış şu. Elbette Allah subhanahu ve ta'ala'nın salavatı da buna tasavvur kılamaydı. Lekin lugatta asli kep çıkışı şundan kep çıkan. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şanlarında alkış ayetiş, okşuya tilek bildirişdür salavat. Ayet. Allah Teala şunday salavat ayet dedi, siz ham salavat ayetin deyip buyurgeni, o kişinin şairleri yeganeligini bilgisi. Abu Bekir ibn-i Furak ve akide ulamalarından, Eş'ariye ulamalarının kettelerinden, o kişi etken ekeller ki, bazı ulamalar ve cu'ilet kurratu ayni fi salah, közümünü kuvançı namazda koyuldu degenler. Yani közüm salat bilen kuvunaydı. Degendeki salattan murat, biz adatta namaz deyip tercüme kılamız. Bu birinci düşünüş. Bazı ulamalar salavattan, bu yedeki salattan murat, Resulullah ki Allah'ın ayeti degen salavatı o. He? Fî salatillahi aleyh. Aleyh ve melâiketihi ve emrihi ve umme bizelik. Resulullah'ın o kişiye salavat ayetişi, Resulullah ki Allah'ın salavat ayetişi, paristelerinin ayetişi ve adamlarının salavat ayetişi buyuruşu, menesüz salavat var mı? Şu meni közümü kuvvet etti degen. Bu namazmez. Bu ikinci mana. Birinci mana ne mi? Namaz. İkinci mana Allah'ın salavat ayetçisi, parıştelerinin salavat ayetçisi ve bendelerinin minge salavat ayetçisi Allah buyurgeni. Mene şu nerse meni közümü kuvvet etti. Şu nerse meni hursan kıladı. Dip etkinler. Şimdi parıştelerden bugün, bizden bugün salavat, o kişinin hakkıya dua buladı. Allah Subhanahu ve Taala'dan bugün salavat rahmet bula. Hemesine negizi bitti? Atf, mihir. Allah Taala'dan rahmet, mihir buladı. Perestelerden mihir, bizden mihir buladı. İbn-i Hişam şunu diye tercüme, şunu diye tabir kıyken. İbn-i Hişam. Aslı Allah'dan hem, perestelerden hem, bendelerden hem Resulullah'a mihir buladı. O şey mihirinin ifadesi Allah Taala'nın rahmeti bilen, perestelerinin duası bilen, bizning salavat aytishimiz bilan aks etadi. O'sha mehr ko'rsatishning turli ko'rinishlari bo'ladi. Har kim o'zini imkonidan va o'zini xususiyatdan kelib chiqib ko'rsatadi mehrni. Alloh taolaning rahmati bo'ladi. Shuning uchun Allohdan bo'lgan salavat rahmat tur deganining ma'nosi shu. Ya'ni hammada o'zi Allohdan ham, farishtalardan ham, bandalardan ham bitta narsa mehr ko'rsatish. Faqat o'sha mehrni ifoda qilish, Alloh taolaning rahmatini o'kishiga ziyoda qilishi bilan rahmat degani nima degani? Rahmati
Alloh taolo u kishiga muomalasida mehribonchilikni ko'paytirishi, atoni ko'paytirishi, iltifotni ko'paytirishi, e'tiborni kuchaytirishi va hokazo. Shu narsalar rahmatni nishonalari va aks etishi ifodasi. Farishtalarniki duo qilishlari rasulullohning haqlariga. Va bizga bizniki ham duo qilishimiz, salovat aytishimiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlariga salovat aytishni o'rgatgan paytlarida salavat bilan barakani orkasını fark kıldılar. Ondan anlayıp etti ki, bazı bir yusalluna digeni yubarikune. Yani salavat ayetlediler digenini bitten manası, bereke soruyordular. Digen manası yan var, digen bir tefsir var. Ayetip durup, bunge itiraz bildiriyordu. Peste ki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bereke bilen salavat farkla geldiler. Yani salavat ayetişten murat, bereke soruyordur deyse, berekeni mi? Ziyade yaşlık digeni. Yaxshilik ziyoda yaxshilikni baraka deyiladi. Baraka so'rashdir salovat aytish degan bir ta'bilni keltirib turib, unga qarshi aytyaptilarki, yo'q. Baraka bilan salovatni farqi bor, chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom salovatni ta'lim berganda Allohumma salli ala Muhammad, Allohumma barik ala deb ajratib aytdilar. Agar ikkovisini o'rtasida farq bo'lmagan deydi, Allohumma salli ala bilan kifoyalanardilar. Barikni qo'shmasdilar. İkisi bir xil bo'lganda yoki barikni o'zini aytardilar, Allohumma sollini aytmasdilar, o'rgatmasdilar. Modam namozda uni ham buni ham o'rgatdilarmi, salovat aytishdi bizga. Demak, ikkalasining orasida farq bor, dedilar. Endi vasanat quru Rasulullohga salovat aytishni hukmini endi quyida keltiramiz keyinroq. Ba'zi mutakallimlar Kaf ha ya ayn sol Maryam surasining 1-chi oyatida tafsirida bir ishora, ishoriy tafsir aytganlar. U nima? Kaf'tan murat kifoya degan. Kafin degan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Rasulullohga men o'zim kifoya qilaman degan yarhamuk. Men o'zim kifoya qilaman sizga demoqchi. Kaf degani ana kafin laka degan. Kaf ana kafin lakadan ramz. Ramz. Men sizga kifoyaman, kifoya qilaman degan so'zidan. Chunki Alloh taolo alayhisallohu bikafin abdi Allah bendesine kifaya kılgıcı emez mi degen? Öşe bendesinden murat hakkan diye bendes. Ve bir tefsirde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam özleri. Allah Muhammed Aleyhisselam'ın özü kifaya kılgıcı emez mi? Özü kifaya kılgıcı degen. Öşe ayetten kip çıkıp Kaf'tan murat ne mi? Kifaya. Şimdi ikincisi Kaf ha. Ha'dan murat hidayet. Resulullah'ın hidayet kılışı. Onge delil ne mi? Kafning kifoya ekaniga dalil alaysallohu bikafin abda abdadan murad kim Muhammad alayhissalom endi kaf ha degan ha rasulullohni hidoyat qilganidan ishoraki dalil va yahdiyaka sirotan mustaqima sizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilishi uchun Alloh sizga fath berdiganda va yahdiyaka hidoyat qilishi sizni deb aytgan o'sha hidoyatdan Ramızdır. Kaf ha dege ha. Kengisi kaf ha ya. Ya bu ise ta'yid kullavdan ramz. O huvellezi ayyedeke bi nasrih. Özünün nusratı bilen sizi kulladı degen ayet bunge delil. Ta'yid. Ta'yid. Ta. Kim ayrış belgesi dediğimiz. Ha? Yid böyle. Ta'yid böyle. Ta'yid kullav degen. Kullaş. وَالَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ Allah subhanahu ve ta'ala sizi Allah şunu izahat ki sizi özünün nusreti bilen kulladı degen. Şu kulladı degen اَيَّدَكَ degen ya ta'yidden kaf ha ya şundan ramız. Ayn bu ise ismetten yani masumlikten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah saklaşı himaye kılışı. عَصَمَ يَعْصِمُ saklaş. Himoyasiga olish. Bunga dalil oyati karimadagi Vallohu ya'simuka. Alloh sizni odamlardan saqlaydi. Kengisi kaf ha ya ayn ayn nimadan ishora ismatdan. Ismatga dalil qaysi Vallohu ya'simuka. Endi kaf ha ya ayn sod. Sod salovatdan Rasulullohga Alloh salovat aytishidan dalil innalloha va malaikatahu yusallun. Demak kaf ha ya ayn sod Har bir harf Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge Allah subhanahu ve ta'ala'nın münasebetindeki bazı sözlerden remzeke.
kifaya kılışı, hidayet kılışı, saklaşı, ha? Kullaşı ve saklaşı ve salavat etiş. Yine Allah Teala ayet dedi ki ve in tezahara aleyhi. Tezahara ikilik tesniye. Tezahara degen birbirine yardım verdi degen. İkelese degen de Murat Hafsa ve Ayşe radıyallahu anhuma. Aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eğer Resulullah'a karşı ikelesi birbirine gelişip yardım vergen de Resulullah'a karşı ikisi birleşken de degen. Hı? Şuna kula degen olsa Hafsa bilen Ayşe radıyallahu anhuma. Hafsa bilen Ayşe eğer Muhammed aleyhissalatu vesselam'a karşı ular birbirine yardım veredigen olsa Allah Resulullah'ın Mevlası dost yardımcısıdır. Mevlahu veliyuhu veli degeni dost yardım veruçu dost. Allah Resulullah'ın yardımcısıdır. Cebrail hem müminlerin salihi hem perişteler hem hammesi o kişiye yardımcı bulur. Resulullah'ın yanına aladı yani. Bu yerde Mevlahu ve Yuhu degeni dediler. Ve salihul mu'min. Mumullerinin salihi degeni ne degen? Kim dese Nebiler bir tefsirde. Peygamberler o kişinin yanına alır. Yine bir tefsirde perişteler o kişinin yanına alır. Yine bir tefsirde Mumullerinin salihinden Murat Ebu Bekir ve Umar radıyallahu anh. Yine bir kavilde Ali radıyallahu anh. Yine bir kavilde Mumullerini mutlak mumullerdeki salihler hemez. Ayetin zahırı şu ozu. Ayetin zahırı mumullerin arasındaki hemme salih. Yani ki hemme salih mumuller. Demek ki böyle. Zahırı. Lekin tevilde bazı ulamalar türlü tefsir etkiler. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Ali. Yani ki perişteler, yani ki peygamberler. Bu ayet kerimede Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına alış. O kişiye daima kömekçi buluşu, panahı da tutuşu, o kişinin uluğlaşını bilgisi. Karın ki, iki de ayol, adı reşkten kep çıkıp, adı reşkin, böyle kündeşlerin arasında. Hatırlar şey, tedbir kılıçtı. Peygamberimize karşı. Allah Teala, o şunge karşı, ularge karşı, mi özüm hümeyi kıpayım ben deseyim, böyle yok. Min Mevlasım ben deyim. Cebrail'im, perişteler de hemmez. Mumullarım. Asker asker olup gitti bütün. Bütün yani Allah Subhanahu ve Taala'nın hem asker uzatıyor ve bütün askerlerini hem Resulullah'ın yanına alırken de if Ayşe if Hafsa birisi kalemendi bu öyle miydi Resulullah'a karşı? Bu Allah Teala'nın Resulullah'ın ilk iletişi Cüdeyem. Ve Cüdeyem uluğulaşını bilgisi. Ki sizler Resulullah'ın haklılığını bilip duruşuna kadar diyen bu şeyler. Resulullah'ın yanında hem türüptü. Birinci orunda Allah'ın oz. Ayet-i Kerime'deki vakıfta yani bu karlar için fe inna Allah ve mevla deyip tohtası bulad. Allah o kişinin mevlasıdır. Ha? Ki ve Cibril ve salihul mu'minine vel melaiketu ba'da zelike zahir bulad. Ondan ki Cebrail'u melaike periştelerü salih mu'minler ve berse periştelerü. Ha? Cebrail ve salih mu'minler ve berse periştelerü. Hammeleri Allah'dan keyin ularni hammasi ham bu kishiga yordamchi bo'lib yo'llariga kiradi degan bo'ladi. Yoyinki fa innallohu mavlahu va jibril va solihul mu'minin deb to'xtaladi. Ki val malaikatu yangi oyat, yangi jumla bo'ladi. Alloh u kishining mavlosidir, valisi, do'stidir, yordamchisi. Jabroil va mu'minlarning solihlari ham shunday. Allohni va Alloh Jibril va solih mu'minlar hammalari Rasulullohning mavlolari, valilari. Dostları, yardımcıları. Periştelerim o kişiye yardımcı olup geledi ondan keyin. Degen gengi cümle oldu. İkil vakıfkısı oldu. Ha, ular Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayarlarını birilerini üyüde köpüle kop etkenleri de bunlar çünkü reşk kılıp o kişi asalli yaş gör geldiler. Asalli yaş görüp asal, o kişi asal takdim koyan asal içken kisteler bizden göre o kişinin aldığı köpkürü yaptılar. Onu aldı gidip şu Resulullah keserler degen Ayşe radıyallahu anh'a. Hafsa kalası tıl biriktirgen de etken ki kese azizden bir badbu hit keli yaptı deyip aytasen sene bine şuna desek ki asalli içimi koyardılar degen de asalli içmesi için kelime koyardılar degen o da ha bu o da adli ligi ayarlar çakılınken iş özası aslı lekin o şey kiçkine
ularni kichkina bir rasulullohga qarshi qilgan bir rashkdan kelib chiqqan xatolariga ham alloh taolo butun farishtalarni qo'shin qilib yuborganda qarshisiga. Hazrati Ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlar, Umardan so'ranmay yurdim anchagacha, va intazoharodagi ikki kishi kimligini uzoq vaqt so'ramay. Hazrati Umarni haybati o'ta baland bo'lgan, Ibn Abbos roziyallohu anhu yosh kichkina sahobalardan, so'ramay yurdim. Oxiri keyin o'sha bir hajda, adashmasam hajda, safarda bo'lgan, adashmasam hajda, safarda birga bo'lgan paytda xizmatlarini qildim, tahoratlarga suv berib turib so'rab oldim degan. O'shanda kim o'sha ikkalasi deganda Hafsa bilan Oyisha deb aytganlar. O'shanda Hazrati Umar kelib aytganlarki, hali Rasulullohga qarshi shunaqa qilishyapsanmi senlar? Qizlariyu Hafsa so'kkanlar. Ana o'rtog'ing Oyisha aytdilar, o'rtog'ingni Rasululloh yaxshi ko'rsa, u erkaklik qilsa sen ham aldanib erkaklik qilib qo'yma, senlarga Allohning azobi keladi bunaqada deb turib keyin aytganlarki, agar sizlarni taloq qilsa, balki Rasululloh sizlardan ko'ra yaxshi ayollarni Alloh beradi, muslima mu'mina qonita deb aytganlar Hazrat Umar. Keyin o'sha so'zni Alloh oyat qilib tushirgan, muslimati mu'minatin qonitatin taibatin deb tushirgan. Keyingi fasl oyatlari uzun ekan, alohida inshaalloh suhbat qilamiz inshaalloh. Keyingi oyat, keyingi fasl 9-chi fasl inna fatahna surasi haqida, faqat inna fatahnaning rasululloh sollallohu alayhi vasallam shanlaridan nozil bo'lgan asosan o'sha haqida uni inshaalloh alohida نقيم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.